Merhaba değerli izleyiciler. Bu haftaki konuğumuz öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Erdem Bağcı. Kendisiyle ekonomide iş gücünü ve Amerika Merkez Bankası'nın almış olduğu kararları konuşacağız. Değerli konuğum hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hemen konumuza başlamak istiyoruz. Amerika Merkez Bankası'nın almış olduğu kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Fed'in son aldığı kararı tabii ki diğer bütün kararlarının devamı niteliğinde. Bence politikada da hiçbir değişim olmadı. Kurun tabii ki şu anda düşmeye başlaması işsizlik verilerinin kötü gelmesiyle alakalı. Ancak ben bu stratejinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bunlar zaten bilinen şeylerdi. Amerika bir şey yapmak istedi ve bu stratejisini başlattı 2014'ten sonra. Ve bu strateji istikrarlı bir şekilde sürmektedir. Farklı beklentiler içerisinde olmak zaten doğru bir şey değil. Neydi bu? Özellikle bir hatırlayalım, bir geçmişe dönük bir zihnimizi yoklayalım. Amerika doların çok düşük düzeylerde olduğu, dünyada değeri yüksek düzeyde olması gereken, güvenilir bir kur olması gereken ve ticaretin, portföylerinin buna göre planlanması gereken bir kur olan dolar kurunun ya da bir para birimi olan doların bu gücünün kaybettiğini ve bilinçli olarak kaybettirildiğini, ticaretin ve ekonominin güçlü hale gelmesi için, ihracatın artması için 2004'ten 2014'e kadar bir politika izledi. Şöyle hemen sorabilir miyiz üstadım? Doların işte dünyada kendi ülkesinde kaybının ve dünyadaki hükmü sürmesi. Aynı zamanda dolar TL karşısında da biliyorsunuz bir hüküm sürüyor. Şimdi kendi evinde hüküm süremeyen dünyada hüküm sürmesi ne kadar doğru? Şöyle düşünelim biz, dolar kuru ülkemizin, bizim bütün ülkeler gibi bizim ülkemizin de önemli olan para birimlerinden bir tanesi. Özellikle Bretton Woods sisteminin kuruluşundan 1940'lardan 47'lerden bugüne kadar ki gelen ikiz kurumlar dediğimiz IMF'nin kurulması, Dünya Bankası'nın kurulması, Dünya Bankası'nın Avrupa yeniden inşası amacıyla kurulması, IMF'nin dünya ticaretini yönlendirmesi amacıyla kurulmasından günümüze dolara bir güç kattı. Dolar bir convertible para birimi olarak ortaya çıktı ve dünyada saltanat para haline geldi. Tabii bu saltanatı 1970'lerde yok oldu. Düşmeye başladı, daha doğrusu kaybetmeye başladı. IMF kaybedilince oradaki anlaşmadan vazgeçildi. Yani serbest kura dönüldü. Ve serbest kur da nedir? İşte paranın değerini piyasa belirlesin. İhracat belirlesin, ithalat belirlesin, portföy hareketleri belirlesin. Ve bunun önüne de ne getirildi? Paranın uluslararası sınır tanımaz bir şekilde dolaşımının önünün açılmasıyla ilgili olarak politikalar geliştirildi. Ve bu politikaları da gelişmekte olan ülkelere de dayatıldı. Bunun hepsinin bir fotoğraf olarak ortaya koymama birazcık müsaade ederseniz daha iyi anlatmış olurum diye düşünüyorum. Aslında şunu da sormak istiyorum ben. Şimdi ABD'nin Merkez Bankası'nın almış olduğu karar... Takip ettiğimiz kadarıyla kademeli olacak yine. Evet. Bir faiz arttırımı olmayabilirdi. Peki olursa, faiz arttırımı olursa periyodu şekilde ülkemize yansıması ne olur? Faiz arttırımı o kadar beklendiği gibi olmayacak. Faiz arttırımı Amerika'nın da yararına değildir. Amerika'nın yatırımlarını dışlayacaktır. Amerika faiz arttırıma arttıracağım kozunu sadece dolara portföy yönüyle dolara güç katmak için bir söylemdir. Yani spekülatiftir ve spekülatif hareketlerin sonucu olarak da kurun yukarıya çekilmesine ilgilidir. İşte onun için ben birazcık Bretton Woods sistemini hatırlatmak istedim. Evet. 1973'lerde dünya krizinin, yani yine yaşanmış olan orada petrol krizinin, OPEC krizinden sonra bütün ülkeler kendi para birimlerini convertible hale getirdiler ve serbest bıraktılar ve serbest kur politikasıyla yola devam etmeye başladılar. Bu durumda da dolar kendi gücünü kaybetmeye başladı. Ve bu doların tekrar güç kazandırılması için de sermaye hareketinin önü açıldı. Ve bütün ülkeler liberalizasyona doğru gittiler. Ve para akımlarının önündeki bütün engeller kaldırıldı. Ve bu nedenle tasarruf yetersizliği içerisinde olan gelişmekte olan ülkeler, yani Türkiye'de bunlardan bir tanesi, bu avantajdan yararlanmak istedi. Ve bu paraları çekmeye başladılar. Tabii bu paraları çekmeye başladıkça daha çok dolarla alışveriş yapmaya başladı. Portföyler bu yönde oldu. Merkez Bankası'nın kasalarındaki paralar dolar cinsinden oldu. İnsanların yatırım aracı olarak da dolar cinsinde oldu. Düşünsenize birçok Müslüman ülke faizi haram olarak görürken dolara yatırımı, dolara para yatırmanın helal olduğunu ve bunun içinde bir beis görünmediği bir ortamda, değil mi? Bir ortam yaşıyoruz. Ve dolarla borçlanmanın hiçbir sorun olmayacağını, bile bunu ekonomik politik yönüyle birlikte kültürel etkisi bile bu yöne geldi. Peki bu saltanatı sürdürülmediği takdirde ne olacaktır?
doların birden değersiz olacağını düşündüğümüz zaman ne olacaktır? Bütün vatandaşlar ceplerindeki bütün dolarları çevirecekler, başka bir paraya çevirecekler. İnsanlar ticaretini dolar kurundan başka bir bir para birimi üzerinden yapacaklar. Euro devreye girecektir, altın standardına devreye girecektir, başka konvertibil olabilecek paralar olacaktır. Rusya'nın kendi para birimini konvertibil etmesi bile gündeme gelmişti, öyle değil mi? İşte bu tartışmaların yaşandığı bir ortamda ve savaştan çıkmış olan bir Amerika ne yaptı? 2004'te benim ekonomim kötüye gidiyor. Benim ihracatımı arttırmak için paramı birazcık da olsa değersizleştireyim dedi. Ve ekonominin güçlenene kadar bu politikayı, strateji yürüteyim dedi. Peki bunu nereye kadar yürütebilir? Rusya'nın güçlenmesi karşısında birçok... Çin var. Çin'in etkisi, birçok ülkenin ben dolarla alışveriş yapmayacağım. Ben artık başka bir para birimiyle, Euro 2000'den sonra dikkat ederseniz sahneye çıktı. Ve Euro'nun değeri dolar kurunu aştı geçti. Ve bu nedenle de Amerika tekrar saltanatını kazanmak için 2014'te şöyle bir karar aldı. Ben dedi doları tekrar saltanatı yüksek, yatırım yapılabilir, portföylerde kullanılabilecek, dünyada hüküm sürebilecek bir para olacağını olmuştur, oluyor ve olacaktır. Bunu göstereceğim dünyaya dedi. Peki bunu neyle yapacağım dedi. Benim elimde bir araç vardı, faiz artırımı. Çünkü faizleri artırdığınız zaman para nereye gidecektir? Faizleri dolar kurundan para kazanmak için Amerika'ya gidecek. Amerika'daki tahvillere, bonolara yatırım olarak gidecektir. Ve portföy olarak bütün para akımı Amerika'ya olacaktır. Peki bu Amerika'nın hayrına mı? Kesinlikle değil. Hiç çünkü bir likitte bolluğu oluşacaktır Amerika'da. Ama peki bu faizleri arttırmadan, yani faiz arttırmak, ben faiz arttıracağım, arttırmak isteyen arttıracağım değil mi? Anadolu'da bir tabir vardır. Bir insan bir şey yapmak isterse bunu önceden söylemez. Öyle değil mi? Merkez Bankası FED faizleri artırma gibi bir aracı varsa, bunu yapmak istiyorsa bunu neden bekletiyor? Neden şöyle olursa yaparım, böyle olursa yapmam? Bütün suni televizyon kanallarında bu tartışılıyor. Suni gündem mi yaratıyor? Tabii ki. Yani çünkü neden? Amacına ulaşıyor. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Suni gündemle biliyorsunuz bizler ithalat ihracat yapan ülkeyiz. Dünyaya ürünler satıyoruz, ürünler alıyoruz. Ve bunları dolar bazında yapıyoruz. Bugün firmalarımızın 100 dolar piyasaya borcu varsa bunun bir yıl içerisinde ödeme gibi zorunluluğu var. Şimdi doların inişli çıkışlı bir grafik çizmesi, ekonomimize yansıması, ekonomimizden dolayı da direktmen istihdama, biliyorsunuz istihdam dünyada ve ülkemizde işsizlik ciddi bir sorun. Ne gibi sonuçlar getirir bize? Evet, çok önemli sonuçları var ve yaşıyoruz da şu anda içindeyiz, yaşıyoruz. Bunu bir tırnakla, burada bir tırnak açalım, orada bir şey daha açıklayayım ondan sonra geçsem müsaadenizle. Bir soru sormak istiyorum. FED dolar kurumuz ikilerin altındaydı değil mi? İkinin altındaydı bu politikalar konuşulduğu zaman, 1.80'lerde. Hatta bizim Merkez Bankası Başkanımız, 1.90. O zamanki Merkez Bankası Başkanımız. Şöyle bir şey demişti, yıl sonunda dolar kuru 1.90 olmasa o zaman gelin bana söyleyin. Yani 90'ı geçmeyecek. Yani 1.90'ın altına inecek denilmişti. Düşünün, yani 1.90 bile çok yüksek bir dereceydi, bir sınırdı. Ne oldu? 3'ün üzerine çıktı değil mi? 3'ü test etti şu anda 2.90'larda ama 3'ün üstüne çıktı. Yani 3'ü gördü, ibre gördü. 3'ün üstüne de çıktı. Peki toplamda arttırılan faiz yüzde kaç? 0.25 değil mi? Yüzde 0.25 değil, %1 arttırsalardı bile dolar kuru bu kadar yükselmezdi. Birden 2 katına çıkmazdı. Çünkü 2 katına ya çıkmış bir dolar görüyoruz. Ve bu peki neyle yapıldı? Faiz arttırılarak mı yapıldı bu dolar kuru artışı? Hayır. Faiz arttırılarak yapılmadı. Peki nihai amaç neydi? Dolar kurunu yükseltmekti, doğru mu? Doların yükselmesi, doların kıymetli olmasıydı. Peki bunu zaten gündem yaratarak... Kademeli demesi... Bu şey demek ya, 3 ay sonra ben bunu bir daha yapacağım, 3 ay sonra bir daha yapacağım. Ama yapmadı. Yani, bir ama defa yaptı. Yani yapmak zorunda değil aslında. Yani o şeyi suni gündemi yaratarak ortalığı bir toz dumana katmak şeklinde. Kesinlikle. Bunun da altını şu şekilde çizebiliriz. Amerika amacına ulaşmıştır. Bundan sonra doları kuru 4 olsa da onlar için çok büyük bir sıkıntı yaratacaktır. Çünkü çok da yüksek bir kur da onların işine gelmeyecektir. Çünkü onların da bir dış ticareti vardır. Onların da bir ihracatı, ithalatı vardır. Onların da yapmış olduğu işlemler vardır. Ama bunun bize etkisini biraz önce söylediniz. Bize etkisi çok ciddi düzeyde olmuştur. Bugün hangi sektöre baktığınız zaman siz de reel sektörün içerisindesiniz. Biz de takip ediyoruz. Mali tahlillerini yapıyoruz firmaların. Mali tahlil raporlarının sonucunda biz bunu görüyoruz. Evet, kendim bizzat mali tahlilini yaptığım firmalardan görüyorum bunu. Stok devir hızının düşmeye başladığını görüyoruz. Alacakların tahsilinin sıkıntılara yol açtığını görüyoruz. Peki, çünkü biz ihracat yapıyoruz. İhracatımızı artıracağı bekleniyor. Dolar kuru artınca ihracat artar. Ama dışa bağımlıyız. Bunun ham maddesini alıyoruz. Bunun yarı mamülünü alıyoruz.
Bunun istihdamında, istihdamda kullandığımız araçlar, gereçler, ondan sonra personel istihdamında personelin tüketimi söz konusu. Evet, biz asgari ücrete %30 zam yaptık ama dolar kuruna %100 zam geldi. Dolar kuruna %100 zam gelmesi yani demek pirince, yağ, şekere falan. %30 zam yapıldı ama yani biliyorsunuz bireysel emek sistemiyle yavaş yavaş geri almalar başladı. Asgari ücret 1000 lira gibi rakamlar da çekilecek önümüzdeki günlerde. O da ayrı bir konu, öyle değil mi? Tabii o da ayrı bir dezavantajı. Yani bunları nedir? Bunların hepsi maliyet. %50 de yapsak şu anda işçi emekçilere ancak eski standardını yakalayabiliriz. Yani dolar kuru diyelim ki 1.1'lerdeydi, 1.2'lerdeydi. O zaman bir kilo pirinç alırken ya da ithal ettiğimiz ürünlerden bir kilo et alırken ya da ithal ettiğimiz yine bir ürünlerden bir tane. Çünkü eti de ithal ediyoruz. Yani ben et diyorum, ithal ettiğimiz ürünler diyorum, et diyorum. Yani Anadolu'da bu yok mu diye falan belki söyleyeceksiniz ama bunları da ithal ediyoruz. Peki bu ithal ettiğimiz ürünlerdeki bu fiyat artışları doğrudan gıdaya yansımayacak mı? Yansıyacaktır. Enflasyon yansımayacaktır. Yansıyacaktır. Bir şekilde şu anda zaten reel enflasyon oranlarını da hesapladığımız zaman makul düzeyde değildir. Sadece şu anda dış ticaretimizde bir sıkıntı yaşıyoruz. Gıda fiyatlarının bu nedenle bir nebze düşmesinden dolayı biz bir avantaj yaşıyoruz aslında enflasyon açısından. Ayrıca bir de petroldeki fiyat düşüşlerinin avantajını yaşıyoruz. Ki çünkü neden avantajlarını yaşıyoruz diyoruz? Çünkü aslında ekonomi avantajını yaşıyor. Birey yine yaşamıyor. Çünkü yine benzin litresi 4 liranın üzerindeydi. Varili, petrolün varili 100 doların üzerindeyken, şimdi 50 dolarlardayken yine 4 liranın 5 lira civarında bir şey vardı, benzin fiyatı vardı. İşte bu aradaki fark, bu aradaki kazanç ne oluyor? Ekonomiyi şu anda plase ediyor. Ekonomimizin etkisi bu. Bugün konut satışları Türkiye'nin en önemli motor gücüne sahip. Nisan ayında bitti sektörü. Ama yani Nisan ayında verilere baktığımızda konut sektöründeki tüketimin biliyorsunuz ev kredisi, işte konut kredisi gibi kredilerle insanlar alım yapıyorlardı. Nisan itibariyle şu anda en dibi bulmuş durumda. Kesinlikle. Şimdi sektörlere baktığınızda, analiz yaptığımızda baktığınızda inşaat sektörü bir ülkede sıkıntıya düşüyorsa, otomotiv sektörü, tekstil sektörü sıkıntıya düşüyorsa aslında bir şeylerin habercisi gibi geliyor. Bu da bize var olan işsizliği, yani herkesin bildiği, gündemimizde olan işsizliği arttıracak mı? Ya da Türkiye'de işsizlik var mı? Evet, çok güzel bir konuya geldik. Aslında bugün asıl konuşmamız asıl gereken bu. Uzuydu. Türkiye'nin de dünyanın da en önemli sorunudur aslında işsizlik, öyle değil mi? Ve Türkiye Şubat ayı verisi %10.9 gelmişti işsizlik. Bu verinin ne kadar gerçek olduğuna bakmak gerekiyor. Ben aslında bugün programınızda farklı bir yönüyle bakacağım. Piyasada çok bu konuşulmuyor, akademik camiada da çok konuşulmuyor. Önemli konulardan bir tanesi şu. Aslında işsizlik 10.9. Dün bir programda izledim, baktım ki bir organize sanayi yöneticisi şöyle bir cümle kurdu. Biz işçi arıyoruz, bulamıyoruz. İstihdam edecek adam arıyoruz, bulamıyoruz. Siyasi partilere başvurduk. Biz işte efendim gittik derneklere başvurduk, vakıflara başvurduk, İşkur'a başvurduk. Biz işçi bulamıyoruz denildi. Ben şoktayım. Bu gerçek mi acaba böyle bir şey? Bunun da araştırılması gerekiyor ama gerçek olma ihtimalini konuşalım. Neden böyle? Aslında bence Türkiye'de sadece işsizlik sorunu da yok. Türkiye'de istihdam sorunu da var. Türkiye'de girişimci kendine ihtiyaç duyduğu, kalifikasyonları olan kalife eleman arıyor, bulamıyor. Türkiye'de aynı zamanda ara eleman aranıyor, bulamıyor. Ama aynı zamanda zaman bir tarafta da işsizlik var. İşte eğitim sisteminin değişmesi mi? Ya da eğitim sistemi mi? Evet, eğitim sistemi önemli bir boyut. Ama özellikle şunu ifade etmek isterim. Türkiye'de işsizlik nedir? İşsizliği önce bir tanımlayalım. İşsizlik iş arayıp da son 3 ayda iş arayıp da bulamayan kimseye biz işsiz diyoruz, öyle değil mi? Peki bu insanlar iş arayıp da bulamıyorlar, iş bulamıyorlar. Peki %10 civarında bir işsizlik var şu anda Türkiye'de. Ama nasıl oluyor? Birileri de işçi arıyor, işçi bulamıyor. İşçi bulamıyor. Bu nasıl oluyor? Yani iletişim çağında değil miyiz? Ulaşım çağı çok mu kötü? Biz nasıl bu iletişimi kuramıyoruz? Aradaki tezat ne peki hocam? Buradaki tezat şu. Türkiye'de işsizlik sorunu. Önce türüne bakmak gerekiyor. İşsizliğin farklı türleri vardır. Friksiyonel işsizlik vardır, konjonktürel işsizlik vardır, mevsimsel işsizlik vardır. Bu işsizlik türlerinin hepsini böyle bir incelemek gerekiyor. Türkiye hangi tür bir işsizliği yaşıyor? Türkiye yapısal işsizliği yaşıyor. Türkiye'nin yaşamış olduğu işsizlik türü yapısaldır. Yapısal işsizlik şudur. Yani biz tarımdan koparılmış bir kesim var. Biz o tarımdan koparılmış kesimle biz ne yaptık? İşçileştirdik ve belli bir noktaya getirdik. Ama artık öyle değil. Firmalar ne yaptılar? Değişen teknoloji, değişen gelişen dünyaya uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ve o bağlantıda en azından bilgisayar kullanabilen, en azından işte bazı kalifikasyonlara sahip
Personel arıyorlar. Peki bu personeli kaç liraya arıyorlar? 1000 lirayla 1500 arasına arıyorlar. Bunları öğrenen bir kişi 1500 liraya ben çalışmam der. Daha yüksek kalifikasyondaki iş peşinde koşuyor. Peki yüksek kalifikasyondaki firmalar istihdam için o insanları işe aldığı zaman şok oluyorlar. Evet, yeterli kalifikasyonu yok. Yani kısacası bir kalifikasyon sorunu var. Nedir kalifikasyon? Nitelik. Nitelikle personel yok. Yani Türkiye'de niteliği düşük personel bulamıyorsunuz. Çünkü kendisini nitelikli gören, diploması olan, üniversite mezunu olan, lise mezunu olan bu iş bana göre değil diyor. E peki diğer taraftan da hadi bakalım gel seni işte üniversite mezunusun. Örnek vereyim işletme mezunusun. Evet sana muhasebemi teslim edeyim diyorsun. Dönen varlık nedir, duran varlık nedir bunun tanımını bilmeyen var. Yani kısacası eğitim sistemimizin sorgulanması gerekiyor. Ve bunun da son 5 yılın üniversite eğitimi, son 3 yılın, 4 yılın sorunu değil, son 10 yılın sorunu değil. Bunun ilkokuldan planlanması gerekiyor. Kalifikasyona göre bir eğitim programı oluşturmamız lazım. Ve evet. Bu çok önemli bir sorun. Ve üstelik Türkiye'de en önemli sorunlardan bir tanesi de eksik istihdamdır. Bakın çok altını çizerek söylüyorum, eksik istihdamdır. Firmalara kayıptır bu. Firmalar buradan çok ciddi bir şekilde bir etkinlik kaybına uğramaktadır. Aynı zamanda kişi de mutsuz olmaktadır. Yani kişi eksik istihdamı tanımlayalım. Evet, sizce bir insanı işe aldınız efendim. Sizin firmanızda işe aldınız. Kendisini finans müdürü yaptınız. Finans müdürü koltuğuna oturttunuz. Maaşını da verdiniz 3-5 bin lira artık 10 bin artık neyse. Verdiniz parasını da. Sigortasını da tam yatırdınız. Bu kişi işsiz mi efendim? Şartlara göre değil. İşsiz değil. Ama eksik istihdam. Neden? Ya kendisi yeterli değil ki. Kendisi resim öğretmeni. Yani o zaman doğru yerde doğru insanları çalıştırmıyor. Kesinlikle bu eksik istihdam işte. Doğru yerde. Doğru yerde doğru zamanda doğru adamın çalıştırılması, kendi kalifikasyonlara göre iş bulması. Bugün bir resim öğretmeninin, bir müzik öğretmeninin polis olması eksik istihdamdır. Hocam, bugün bir biyoloji öğretmeninin, bir tarih, bir matematik öğretmeninin polis olması yine eksik istihdamdır. Doğru söylüyorsun. Müdür olması eksik istihdamdır. İşi eline bırakmak gerekiyor. İşi eline bırakmak. Türkiye'de bu yok. Türkiye'de çok ciddi eksik istihdam var. Türkiye'de işsizlik %11 olabilir. Ama eksik istihdam %90. Yani bu, %90. Bu haliyle üretimi de düşürür, kaliteyi de düşürür. Patent sayımızı yaşamı söyle. Yaşamı da düşürür, patent, her şeyi düşürür. Patent sayımızı söyle. Türkiye'nin iki tane patenti var. O da gıda alanında. Var mı patenti, uluslararası patenti? Yok. Neden patent doğmuyor? Çünkü işi ehli yapmıyor. Yine bir Anadolu tabiri. Diyor ki, ehline vermezsen kumaşı bez eder. Evet, yani hocam programın sonuna doğru gelirken kısaca önerileriniz de varsa bununla ilgili işsizliğin önerimi eğitim anladığımız kadarıyla ilkokula kadar inmesi. Kesinlikle. Kişilerin orada analizleri yapılıp sevdiği işleri ya da becerikli olduğu işlere doğru eğitim alması. Analitik yaklaşmak gerekiyor. İnsanların analitik düşünceyi vermek gerekiyor. Sizin lise döneminizde tabii yaşınız ortaya çıkmaması için bu soruyu size sormuyorum. Nezdinizde kendinize sormak istiyorum. 37,5 yaşındayım. Şimdi efendim bizim dönemimizde lisede mantık dersi vardı. Felsefe grubunun içerisinde mantık dersi vardı. Yani insanların analitik düşünebilmesi için onlara mantık öğretilirdi. Mantık işte nasıl olur, açılımlar nasıl olur, simülasyonlar ve karar ağaçlarını yapabilmeleri için bir temel dersti. O dersin mantık dersinin kaldırılmasının mantığını anlamış değilim. İşte düşünün, müfredatımızın yeniden ortaya konulması gerekiyor. İlkokulda insanlar kendi branşlarına göre ayrılmaları zaten gerekiyor, yeteneklerine göre ayrılması gerekiyor. Eksik istihdamda dedik ya hocam, eksik istihdamdaki konumuz insanların zaten mutlu olmadığından belli yani. Herkes yaptığı işten şikayetçi. Hocam programın sonuna kadar geldik. Son cümlemi mi istiyorsun? Son cümlenizi alalım, toparlayalım. O zaman ben son cümle olarak şunu söylüyorum. Kalifikasyonlarına göre insanları belirleyelim. İlkokuldan ortaokula lise eğitimini gözden geçirelim. Eğitim sistemi sadece diploma sistemi değildir. İnsanlar gerekirse ortaokul mezunu olsun ama mezun olduklarında bir işi olsun. Nitelikli bir kalifikasyonu olsun. Diploma önemli değildir. Herkes üniversite okumak zorunda değildir. Kesinlikle. Üniversite diplomasıyla çok olmasıyla biz bir yere varamayız. Biz nitelikli, mutlu. Çünkü insan kendi niteliklerine göre eksik olmayan bir yerde çalıştığı zaman iyi bir yere gelir, iyi bir noktaya gelir ve mutlu olur. Zaten hayatında anlamı mutlu olmaktır. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Değerli konuğumuz Erdem hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşene dek kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız.